Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve'da en çok merak edilen özelliklerden biri olan Super Scale'i, yani 1080p videolarımızı 4K'ya nasıl büyütebileceğimize bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim fakat burada bir tık yalan söylemiş oldum size. Çünkü videoya henüz geçmiyoruz. Çünkü bu videomuzun bir sponsoru var. Peki neden bu videonun bir sponsoru var? Çünkü benim birazdan size gösterecek olduğum özellik biraz güç ve kaynak isteyen bir özellik ve benim şu anki bilgisayarım bu özellikleri çok ucundan karşılıyor ve benim bilgisayarımda sıkıntılar çıkabiliyor genellikle bunları kullanırken. Benim kendi bilgisayarımın özelliklerine zaten herhangi bir videonun altından bakabilirsiniz. O yüzden bugün bu videonun sponsoru arkadaşlar Monster Notebook. Monster Notebook neden burada sponsor olduğunu zaten söylememe gerek yok. Çünkü Monster'ın notebookları gerçekten güçlü. Oyun konusunda da performans konusunda da sizleri yarı yolda bırakmayacak bilgisayarlar. Aynı zamanda Windows 11 güncellemesini de aldığı için artık Monster Notebook'lardan daha da fazlasını alabileceksiniz. Eğer 10. ve 11. nesil bir Monster Notebook sahibiyseniz zaten Windows 11'e ücretsiz olarak güncelleyebiliyorsunuz bilgisayarınızı. Bu güncellemeyle birlikte bilgisayarınızdan en fazlasını alabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınız size verebileceğinin en fazlasını bu şekilde verebiliyor. Windows 11'e yani şöyle ben zaten güncelledim. Şu an ekranda görüyorsunuz. Windows 11 benim hoşuma gitti. Şuradaki arayüzler falan çok güzel olmuş. Sesi buradan kısmışım. Buradaki menüler çok güzel olmuş. Buradaki bildirim yeri çok güzel olmuş. Artık kocaman bir ekran gelmiyor. Fakat onun yerine bir de kullanabileceğimiz bir widget araya gelmiş. Böyle bir alanımız var. Aynı zamanda yeni başlat menüsü de burada görülebiliyor. Fakat şimdi bugün ben sizle Windows 11'i konuşmayacağım. Windows 11'in tabii ki faydalarından, bize getirdiği yararlardan biz de yararlanacağız. Şimdi Windows 11'de ben DaVinci Resolve'u açıyorum ve artık videomuza geçiyoruz. Ben bu videoya başlamadan önce DaVinci Resolve'da bazı dosyaları içeriye aldım. Zaten burada da kendisini görebiliyorsunuz. Bu projenin içinde ben 6 parça dosya koydum. Bu dosyalar benim orijinal Blackmagic Pocket Cinema kamerayla çektiğim görüntüler. 1080p çözünürlüğünde 24 fps olarak çekmişim ben bunları. Çok bir şey yapmadım ben bu görüntülere. Sadece color sekmesine geldim. Bunlar RAW görüntüler olduğu için RAW data üzerinden işlenmişti. Ben bu RAW dataların yerine şöyle galeriyle kapatalım ki burayı daha büyük görebilelim. Ben bu RAW datalara bizim burada görebileceğimiz, bizim burada anlamlı bir şekilde izleyebilmemiz için, bizim burada rahat bir şekilde görebilmemiz için bazı değerler girdim. Örneğin beyaz ayarını düzelttim. Buradan Blackmagic renk uzayındaydı. Onu renk 709'a çektim falan. Aslında çok temel şeyler yaptım. Ve başka hiçbir şeye dokunmadım. Gördüğünüz gibi node alanım bomboş. Sadece kamera RAW bölümünden ayarlarımı değiştirdim ve görüntüleri olduğu gibi bıraktım. Şimdi biz buraya gelip Ctrl F yaparsak, hatta şöyle daha net okuyabileceğimiz bir görsele gelelim. Mesela bu görsele gelelim. Ctrl F yaptığımda, ya tam ekran yaptığımda buradaki yazıları görebiliyoruz. Yani şöyle bir kabaca bakalım istiyorum ben. Çünkü birazdan bunları biz 4K'ya çevireceğiz ve arada ne gibi farklar olduğunu bir de öyle bakacağız. Şimdi ben bu görüntülerin 1080p hallerini çıktı aldım. Yani 1080p halleri, yani dokunulmamış halleri şu an bende var. Birazdan yapacağımız işlemden sonra 4K hallerini de ben timeline'ıma geri koyacağım. Bir de öyle bakacağız nasıl sonuç verdiğine. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle 4K bir timeline'a ihtiyacımız var. Nasıl yapacağız? Şu an benim projem 1080p çözünürlüğünde. Bunu bilmeyenler için, eğer projenizde farklı çözünürlükte bir timeline açmak istiyorsanız buradan edit sayfasındayım şu an. Medya pool'um açık. Medya pool'a herhangi bir yer sağ tıklıyorum. Burada bir timelines bölümü var. Hatta Ctrl N ile de buraya gelebiliyormuşuz. Create new timeline diyorum. Burada bana herhangi bir ayar yapmama izin vermiyor. Fakat aşağıdaki use project settings tikini kaldırırsam bazı şeylerin değişmeye başladığını burada görüyoruz. Format kısmına geleceğim. Format kısmından 1920x1080 HD yerine şöyle biraz aşağı gelip 3840'a 2160 Ultra HD seçeneğini seçeceğim ve geri kalan olduğu gibi bırakacağım. Genele gelip buna da şöyle bir şey diyebiliriz. 4K diyelim. Bu timeline'ın 4K olduğunu bilelim. Şimdi ben buraya
geri koyduğum, yani diğer timeline'daki görüntüleri taşıyacağım. Hemen taşıyalım. Şu şekilde. Eski timeline'ıma gidiyorum. Adı Super Scale olan Ctrl A yaptım. Ctrl C yaptım. Buraya geldim. Ctrl V yaptım. Artık görüntülerim burada. Şimdi ben Media Bin'de, Media Pool'da görüntülere sağ tıklayacağım. Burada bizim çok ihtiyacımız olan bir seçenek var. Clip Attributes. Buna girdikten sonra video kısmının en altında Super Scale'i görebilirsiniz. Burada tıkladığımda 2x, 3x ve 4x olmak üzere bazı seçenekler var. Şimdi buradaki matematiği anlamanız gerekiyor. Şöyle deniyor. 4K 1080p'den 4 kat büyük gibi bir söylem var. Evet, yani toplam kapladığı alan olarak evet, fakat boyutsal olarak, boylamsal olarak baktığımızda her bir boyut, yani en ve boy olarak baktığımızda her biri diğerinden 2 kat daha büyük. Yani 1920 2 ile çarparsak 3840 yapacak zaten. 1080 ile çarptığımızda 2160 yapacak. Yani bizim için 4K video yapabilmek için 2x seçmemiz yeterli. Ben o yüzden 2x seçiyorum. Onun yanında burada sharpness ve noise reduction ayarlarımız var. Ben genellikle, yani kendi testlerim ve tecrübelerim sonucu, bunu high yapmayı tercih ediyorum. Sharpness'ı, yani keskinliği, noise reduction'ı da medium'da bırakıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Bunu yaptıktan sonra okey diyeceğim ve burada yaptığım ayarların hepsini diğer videolar için de tekrarlayacağım. Evet, bütün videolar diyorum, fakat burada tabii ki 4K'ya çevirmek istediğim videoları seçiyorum. Ben burada 6'sını birden çevirmek istediğim için 6'sını birden burada Super Scale'ini açtım. Peki Super Scale nasıl çalışıyor? Şimdi birazcık bundan bahsedelim. Şimdi çok hızlı bunları render alırken, hatta yani şu an bile baktığımızda görüntülerin değişmeye başladığını görebilirsiniz. Bunlar ön izlemede bile geçerli oluyorlar. Ben şimdi Deliver sayfasına geleceğim. Bunu bir single clip olarak çıkaracağım. Yani tek tek ayrı ayrı videolar değil. Fakat MP4 seçeceğim. MP4 H264 Nvidia ile çıkar diyeceğim ve bunu da bana burada mesela masa üstüne diyelim ki 4K Super Scale test yazalım bir de. Save diyelim. Render Queue'ye ekleyip render all diyelim. Bu esnada, bu render alırken ben de size Super Scale'in nasıl çalıştığından, nasıl işlediğinden bahsedeyim. Normal şartlarda biz bir görüntüyü 4K yapabilmek için aslında en başta yaptığımız gibi 4K bir timeline'ın içine koyup onları büyütebiliriz. Bu temel olarak upscale olarak geçiyor. Yani bir görüntüyü kendi çözünürlüğünden daha yukarı bir çözünürlüğe yükseltiyoruz. Fakat Super Scale'de güzel olan şey şu. Burada DaVinci Resolve'un içinde bulunan Neural Engine, ki bunu söylemem gerekiyor ki sadece ücretli versiyonda, yani stüdyo versiyonda olan bir özellik. Buradaki Neural Engine çok inanılmaz bir şekilde görüntülerin arasındaki pikselleri tahmin ederek, yani siz bir görüntüyü büyüttüğünüzde teknik olarak oradaki piksellerin arasını açıyorsunuz. İki kat büyüttüysek iki kat aslında boşluk oluyor ve o pikselleri bir noktada yumuşatarak program size aynı görüntüyü sunmaya çalışıyor normal şartlarda. Fakat DaVinci'nin içindeki Neural Engine bu görüntüyü upscale etme esnasında o aradaki boşlukları tahmin ederek aslında kendine göre tekrar dolduruyor ve size aslında yeniden yaratılmış, bilgisayar gücüyle yaratılmış bir görüntü sunuyor. Şu an zaten bilgisayarın çalıştığını duyabilirsiniz. Birazcık fanlar hızlandı, fakat 6 tane 1080p görüntüyü 4K'ya da ben şu an konuşurken bitirmek üzere. Buraları ne hızlandırdım ne kestim. Olduğu gibi bıraktım. Şu an sonuna yaklaştıkça fanların biraz daha hızlandığını ben duyabiliyorum. Fakat bu hızda bitirmesi gerçekten çok güzel. Kaç dakika olduğunu şimdi söyleyeceğim. Dediğim gibi 1 dakika 33 saniyede bütün işlemi bitirdi. Şimdi fanlar yavaş yavaş zaten duracaktır, ki durmaya başladı. Dediğim gibi Neural Engine buradaki piksellerin aralıklarını tahmin ederek kendine göre görüntüyü tekrar büyütüyor. Ve biz de bu sayede bu şekilde keskin görüntüler elde edebiliyoruz. Ben şimdi 4K görüntüyü tekrar içeri alacağım ve 1080p ile onları yan yana koyacağım. Bir bakacağız bakalım aralarında ne gibi bir fark var. Aynı zamanda 4K görüntüleri içeri almadan 1080p görüntüleri tekrar içeri aldım. Çünkü ben buradaki
ayarları kaydetmemiştim. Yani o projeyi kaydetmemiştim. O yüzden aynısı olması için SuperScale'i kapattım. Bu görüntüleri tekrar 1080p olarak çıktı aldım. Bunların da tamamını 9 saniyede çıktı aldı. Şimdi geri dönelim. Buraya yeni bir klasör açalım. Ve diyelim ki testler. Testlerin içine girip yeni bir 4K timeline açabiliriz. Neden 4K açtığımı şöyle söyleyeceğim. Çünkü görüntüleri biz 4K'ya iki şekilde de upscale etmek istiyoruz. Ben az önce 4K'ya bir tanesini süper scale ettim. Bir tanesini normal şekilde upscale ediyorum. Bunları buraya aldıktan sonra şöyle yapacağım. Buradaki kontrol dediğimiz kısım. Kontrol benim üzerinde herhangi bir ayar uygulamadan direkt olarak 4K timeline'a koyup çıktı aldığım görüntüler. Üsttekilerde süper scale görüntülerim. Şöyle bir yer bulursam herhalde gayet iyi olacaktır. Şimdi buradan crop'a gelelim ve soldan bunu yarıya kadar croplayalım. Şimdi şöyle, hatta tabelanın üzerinde çok daha fazla belirgin oluyor. Bakın, yani şuradaki çizgiyi belki şu an YouTube'dan izlerken görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Fakat buradaki bulanıklıkla buradaki netlik inanılmaz fark ediliyor şu an benim oturduğum yerden. Şimdi hatta şu tabelanın üzerine bir gidelim. Tekrar Ctrl F yapıyorum. Evet. Yani şu tabelanın üzerindeki yazıya bakıp şuradaki Çağlayan yazısını görüp buradaki bulanıklığı algılamamak sanırım biraz zor olur diye tahmin ediyorum. YouTube'da bile olsa muhtemelen bu daha net gözükür. Ben zaten bunları size mümkün olan her şekilde şu an gösteriyorum. Bu şekilde bu elimizdeki dosyaları, 1080p dosyaları SuperScale ederek aslında tekrar çok büyük şekilde kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Bunu gerçekten yapabiliyor olması, bu kadar doğru yapabiliyor olması bence inanılmaz güzel. Tamam, ben zaten size şu an bunları üst üste, alt alta, yan yana her şekilde gösteriyorum. Bunlar gerçekten inanılmaz sonuçlar bence. Şöyle bir hepsine bakacak olursak, mesela buradaki gazete örneğine bakalım. Gene ortadan ikiye bölelim. Şurada gerçekten netliği takip etmek inanılmaz kolay oluyor. Yani burasıyla burasının arasındaki fark gerçekten gözle görülür şekilde. Örneğin şuradaki plakaya bakalım. Tam üstüne getirdim. Şu noktadan itibaren şuradaki çizgiyi görebilirsiniz. Yani YouTube'da umuyorum görünüyordur. Eğer stüdyo versiyonu kullanıyorsanız zaten bunu kendiniz test edip kendiniz de görebilirsiniz. Yani bu şekilde baktığınızda aradaki fark gerçekten çok fazla. İnanılmaz bir şekilde görüntünün kalitesini çok fazla arttırıyor. Mesela biraz daha karanlık bir yere gidelim. Evet, ben sonuçlardan oldukça memnun kaldım. Dolayısıyla umuyorum ki bu özellik sizin de işinize yarar. Siz de bu özelliği projelerinizde bir yerlerde falan kullanabilirsiniz diyorum. Evet, buraya kadar izlediyseniz video kaç dakika oldu şu an bilmiyorum. Çünkü aralarda kesmem gereken yerler var tahmin ettiğim kadarıyla. Oraları kestikten sonra bu video kaç dakika olacak hiçbir fikrim yok. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten sizlere teşekkür ediyorum. Bu kanalda böyle videolar yapıyoruz. Eğer böyle videoların devamının geldiğini görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz de bu videoya bir tane beğeni bırakabilirsiniz. Onun dışında da aslında diyecek bir şeyimiz yok. Yani aynı zamanda kanalımızın katıl butonu da aktif. Dilerseniz katıl butonuna basarak kanalı desteklemeyi tercih edebilirsiniz diyorum. Bu aralar işlerin yoğunluğu sebebiyle videolar birazcık az gelmeye başladı. Ben de farkındayım. Bu videoyu ben elimden geldiğince çabuk vereceğim size. Tahmin ediyorum ki pazartesi günü. Yani siz bu videoyu pazartesi akşamı izliyor olursunuz diye tahmin ediyorum. Normalde biliyorsunuz biz cuma günleri video yapıyorduk ama yetiştiremedik. Bununla ilgili zaten dünkü canlı yayında ben size duyuru yapmış olmam lazım neden böyle olduğu konusunda. Yapmadıysam da eğer bu kanalı katılla destekliyorsanız o yayınların tekrarını YouTube kanalımdan izleyebiliyorsunuz diyorum. Artık sözü çok fazla uzatmıyorum. Umuyorum ki bu video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum ki bu video bir noktada bir yerlerde işinize yarar. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.